Müjdat Gezen'den mezunsun. Evet, evet. Abi yani her fani bir gün o sırlar kapısının <laughs> ya da işte bilmem neler dünyası ne acayip dizilerdi onlar ya. ya Çok fantastikte fantastik de öyle başladın galiba değil mi? İlk başlangıç öyle mi oldu? Abi evet aslında okurken e, ilk öyle bir iş gelmişti. E, sırlar kapısı gibi bir şey. Kapılar çok güzel. Ee, Oda <laughs> o, o ara bir karışık. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk okurken öyle bir şey gelmişti. Hı -hı. E, çok da iyi gelmişti o dönem aslında öğrenciyken. E, öyle başladı yani aslında çok daha önceye gidiyor ama hani profesyonel anlamda diyeyim. Hı -hı. E, konservatuarı kazandıktan sonra yaptığım ilk işti galiba. Sonra iyi mi e, oynadın kötü mü yani e, kanal Orada da, iyiydim yani. Ha iyi olmaya yönlendim. <laughs> böyle ikna işte para isteyen bir dilenciye işte para vermeyip gidin burada inanmıyorum deyip sonra doğru yola gelen bir adam oynamıştım. Bunları böyle 25 dakika içinde yapabilmek insanın böyle <laughs> değil o zaman evet. bir şey zaten. Sonrasında e, yine öğrenciyken Müjdat Hoca'yla işte Hı. Şöhret Okul diye bir işte beraber de çalışma. Sonra yine tiyatro. Böyle başladı, tiyatro, devam ediyor. dizi ediyorum. hep paralel gitti zaten. E, hep devam etti. ya. Ben 12 yaşında tiyatro kursuna başladım. Hı -hı. E, sonra oradan hocalarımın yönlendirmesiyle konservatuara girdim. Hep vardı tiyatro. Hı -hı. Okurken e, hem kendi sahnemizde e, oynadığımız oyunlarla, öğrenciyken çıkardığımız oyunlarla. E, sonrasında da mezun olduktan sonra profesyonel hayatta tiyatro hep devam etti. Ee, hem i̇yi televizyon, etmiş. Iyi, ki etmiş. iyi ki de etmiş çünkü çok yani. e, büyük ustalarla, aldın Dormen'le, Göksel Kortay'la yani birçok ustayla böyle sahnede e, oynama fırsatı buldum. Hı hı. E, paha biçilemezdi gerçekten. Hı hı. Göksel Kortay 4 sene benim müjdattan da hocamdı. E, o aradığında bir oyun var, gel dediğinde böyle... Ha, Panik olmuştum, titriyordum ya. Yani. ve Göksu Hoca aradı deyip bir de Haldun Norman varmış deyip böyle. Hmm. E, benim gerçekten hayal hayalimden öteydi o, o dönemde. Peki o sorular da... falan soruyor musun? Özür dilerim Yok ben, yok, çok, ben de bu, herkes, herkes her şey soruyor. Tamam. <laughs> Peki yani hani onlarla beraber bir şeyler yapıyorsun. Bu aşırı heyecanlı bir Hı -hı. şey. Ee, peki böyle kulis aralarını sıkıştırıyor musun? Abi böyle böyle bir şey olduğunda ne yaparsın? Ya da işte böyle bir şeyle karşılaştın mı? Böyle bir şeyle... Genelde Haldun Hoca şöyleydi. E, hayata dair de ben bir gün eşofmanla gittim oyuna. Ve böyle çekti kenara. Ya dedi bizi e, buraya izleme insanlar geliyor. Sonrasında da hani sağ olsunlar fotoğraf çektirmek için bekliyorlar. Onlara saygısızlık eşofmanla geliyor olman. Bir daha görmeyin lütfen şekerim hmm. deyip böyle. Zaten Aa, şey konuşması şekerimle başladı. <laughs> Hocam kusura bakmayın. Oradan bakmanı affedersiniz. O, o olmuştur yani. Hep hmm. o özeni onun gösterdiği hmm. kadar gösteremiyorsun çünkü. E, çok bakımlı ve çok özenliydi. E, gerçekten. O da bir kulağıma küpü olmuştu. Hala, Her an hala. bir dersti yani sürekli hı hı. bir şey sormasan bile hı hı. E, mutlaka bir şey öğreniyordun orada. Güzel. E, çok çok güzel. güzeldi. Hocam burayı ne yapalım, burayı ne edelim deyip böyle e, aynı sahneyi paylaşıyor olmak yani çok... Bir de onun oyunlarında kapılar sürekli kapılır, açılır, kapılır, açılır, kapılır. Bu aksiyon hiç bitmez. Yani evet. müthiş bir aslında müthiş bir tiyatro evet. sınavı. Evet. Bu da bir nevi doktora tezi.